Kur'an-ı Kerim'in Kur'an olan kısmı lafzıdır. Lafzıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim için der ki müşriklere bunun bir mislini getirin. Elif, la, mim diye başlıyor. Haşa! Muhammed'in uydurduğunu iddia ettiğiniz ben bu Kur'an'ı bak zahiren manası olmayan ve sizin de çok iyi bildiğiniz hayatınız boyunca da kullandığınız, sizin asrınızda meslek haline gelmiş, belagatta, telakatta, fesahatta, edebiyatta, neyse şiirde zirve yapmış insanlarsınız. Harfler burada. Siz de bunları yanına getirip bir mislini yapın. Cenab-ı Hak burada misil isterken neden, ne, nerede misil istiyor? Lafsına misil istiyor. Bir numune ortaya koyun. Bir şeyin ortaya konması için lisanın girmesi lazım. Ya konuşacaklar veya yazacaklar. Mananın lisanı yok ki. Düşüncenin lisanı olmaz ki. Hayat, hayalin grameri olmaz. Yani bir İngiliz İngilizce konuşur, İngilizce düşünmez. Bir Arap, Arapça konuşur, Arapça düşünmez. Düşünceler, kalpteki manalar, lafızdan, sesten, şekilden münezzehtir. E, Kur'an-ı Kerim ortaya bir şey koymuş. Lafzı belli, yazılıyor, okunuyor. Üslubu belli. E, siz de bunları çok iyi biliyorsunuz diyor o Araplara. Hele başta Velid bin Mugire denen zirve yapmış insanlara. Sühil bin Amr gibi talakatta, konuşmada, değil mi? hitabette zirve yapmış insanlara. Kutlarınızdan da yardımlar alın. Diğer ülkelere gidin, oradan ehil insanları kahinlerinizde toplayın, İstediğinizi bir araya getirin. Şeytan da size yardımcı olsun zaten yardımcı oluyor. Buna bir misil meydana getirin, bir örneğini yapın. Hadi biri çok olur. On suresine misil getirin. Onu da yapamazsınız. Ya alay ediyor Kur'an onlarla. Hem de kimlerle? Edebiyatta zirve yapmış İbrahim Aleyhisselam'dan Efendimize kadar 2000 yıldan beri. Güzel konuşmanın, güzel sözlüsüz söz söylemenin, şiirin, belagatın, edebiyatın aleminde eğitimden geçe geçe huyları meleke haline gelmiş insanların dalga geçiyor. Kim oluyor bunlar? Beşer kelamına benziyor deyip affedesin dengesizlik yapıyorlar. Kim oluyor bunlar? Onlarla alay ediyor. Üç suresine nazire getirin. Onu da yapamazsınız. Bir suresine nazire getirin. Onu da yapamazsınız. Ya bir cümlesine bir şey diyemiyor musunuz diyor. Hadi boş lakırtılar olsun, hikayeler olsun, fuzuli sözler olsun, malayaniyat olsun. Sadece lafzına bir nazire getirin. Bak boş, anlamsız sözler dahi bir cümlesinin nazirini yapın, lafzı nazirini yapın. Bunu da yapamazsınız. Hatta o bir cümle Hurufa, huruf-u mukatta'dan müteşekkil. Bazı surelerin başında ifade edilen Elif, Lam, Mim gibi, Yasin gibi, Hamim gibi, kaf gibi bir harf. Onlar aynı zamanda bir ayettir. Abu cümleden bir şey yapın. Onu da yapamamışlar. Ki canlarını, mallarını tehlikeye atan muharebe yolunu tercih etmişler. Muarazay bil huruf harflerle çarpışmak mümkün olmadığını anlamışlar. Zeki bir kavim kolay yolu bırakıp niye canlarını, mallarını, iyerlerini, çocuklarını, servetlerini tehlikeye atan muharebe yolunu cidal tercih etsinler ki kafaları çalışmıyor mu? Hurufu mukatta'dan dahi olsa o bir cümleye dahi nazire getirselerdi Efendimiz davasından vazgeçecekti. işlerine bakacaklardı. Kolay yolu terk edip Canlarını, mallarını tehlikeye atan, atan muharebe yolunu tercih etmeleri gösteriyor ki o kolay yol zordur, sehli mümtenidir, zahiren kolay. Hakikatte o kadar müşkilatlı ve zordur ki. Sineğe baksana basit bir mahluk gibi görürsün, ezip geçersin. Ama sineğin hayatındaki, fizyolojisindeki onun sistemini laboratuvarda incelersin. Değil mi? Allah'ın sanatına karşı basın şey secdeye gider. İşte zahiren bakmak insanları bu kadar aldatır.